Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Ben Tekin Naşap Manşet programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Yine gündemi paylaşacağız. 22 Eylül sabahındayız. Salı günündeyiz. Sizler tatilsiniz. Bizler yine sizlerle birlikteyiz. Yarın da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Arife gününde de. Ve Mersin'deki ve Türkiye'deki, dünyadaki gündemi sizlere aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi. Evet, bugün de sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz siyasi partiler artık seçim startını verdiler. Adaylarını tanıtmaya başladılar ve sahaya inecekler. Tabii Başbakan Davutoğlu'nun talepleri var tüm siyasi partilere, muhalefet partilerine. Gelin ortak bir noktada teröre karşı bir deklarasyon hazırlayalım, karşısına duralım diyor Sayın Başbakan. Diğer siyasi partilerden buna cevap gelmeyeceğini zannetti. Hani böyle bir salvo atayım diye düşündü ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer partilerden de gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi zaten evet biz varız dedi. Onları birazdan sizlere aktaracağız. Sayın Başbakan'a şunu sormak lazım. Sayın Başbakan ya, teröre birçok konuda taviz verirken terörün yapılanmasına göz yumarken, bakın göz yummak diyorum, altını çiziyorum, göz yumak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor açıklamasında? Diyor ki bu seçim, pardon, çözüm süreci içerisinde adamlar yığınak yapmış. O zaman doğal olarak şöyle bir soru geliyor. Eğer Cumhurbaşkanı bunu söyleyebiliyorsa o zaman hükümet ne iş yaptı diye bir soru geliyor. Hükümetin birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı biliyorsunuz hükümet çalıştırır. Hükümet ne yaptı? Neden sessiz kaldı? Neden PKK terör örgütünün yığınak yapmasına göz yumuldu sorusu doğal olarak şak diye karşınıza çıkar. Dün terörün bu kadar azmasında katkısı olanların bugün gelin teröre karşı birlik beraberlik mesajları verelim demesini yadırgıyor muyuz? Yadırgıyoruz. Doğru bir adım mı? Evet, olması gereken bir adım. Ama AK Parti'nin de kendine bir çekidüzen vermesi gerektiğini, artık halkı kandıramayacağını, bazı söylemlerle insanlara bazı şeyleri unutturamayacağını, unutmayacağını hatırlaması lazım. Veya birilerinin AK Parti'ye, arkadaş bu ülke padişahlık devrini çoktan geride bıraktı. Ben ne dersem o olur felsefesini düşünenleri vatandaş sandığa gömdü. Bakın o gün, bugün o partilerin eseri bile yok. Yani Osmanlı tokadı öyle bir gelecek ki 1 Kasım'da, emin olun bu Osmanlı tokadı şu ana kadar yenmiş tokatların en hasından olacak. Bu nedenle bence vatandaşlarımızı hala kandırmaya, vatandaşlarımıza yönelik kandırma politikalarını uygulamaya devam etmesin siyasi partilerimiz. İnşallah hayırlı bir seçim olur. İnşallah kazasız, inşallah hilesiz, İnşallah hırsızlığın olmadığı bir seçim olur. Adilane bir seçim olur. Vatandaş oyunu kullanır. Arkada bir takım dolaplar dönmez. Bir takım oylar çalınmaz. Ben genel maksatlı söylüyorum. Buradan tüm siyasi partilere sesleniyoruz. Lütfen sandığa sahip çıkınız. Oraya sandıklara görevlendireceğiniz personellerinizi, partililerinizi iyi seçiniz ve onlar sandıklara sahip çıksınlar. Ta adliyeye girişine kadar ama mutlak suretle bir örneğini alsınlar. Evet, o çizelgenin mutlaka bir örneğini alsınlar ki oylar kayıyor mu, değişiyor mu, eksik mi yazılıyor, başka partinin daha mı yüksek gösteriliyor, onu sağlıklı bir şekilde hep birlikte görelim istiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, umuyoruz, diliyoruz adilane bir seçim olur, hakkaniyet içerisinde bir seçim olur ve tabii ki adil bir seçim olur hırsızlık yapılmadan. Evet tabii biliyorsunuz benim vatandaşım asgari ücretle geçim derdi içerisindeyken koluna 700 milyarlık saatler takan bakanlar gördü bu ülke. Bu ülke öyle siyasileri gördü ki milletvekili maaşının kendilerine yetmediğini dahi söyleyenler oldu. Halk
tabi asgari ücretle gelin buyurun bir hafta geçinin dedi. Ve zaten biliyorsunuz 7 Haziran'da halk tek başına iktidar vermedi kimseye. Bu nedenle o 7 Haziran'ı ilk okumak lazımdı. 1 Kasım'da bakalım sonuç nasıl değişecek mi değişmeyecek mi? Ki çok fazla değişeceğini zannetmiyoruz ama bakalım. Yine koalisyon hükümetleri çıkacak. Yoksa tek başına yine bir iktidarın çıkması mümkün değil. Hele hele bu saatten sonra Türkiye'de tek partili bir dönemin artık çıkmayacağını çok net biliyoruz. Bunu bilmek için de çok da böyle profesör olmaya gerek yok diye düşünüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, hakkımızda hayırlısı olsun diyoruz ve hemen yerel gazetelerimize geçelim. Aslında yerel gazetelerimize geçmeden önce sevgili izleyicilerimiz tweetlerimize göz atalım. 22 Eylül tarihi itibariyle Sayın Ahmet Davutoğlu tweetinde paylaşımında AK kadrolarımızla haydi bismillah dediğimiz bugün 1 Kasım'a ilk gün aşkla yürümeye hazırız diyor Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımı. Geçiyoruz hemen. Ali Rıza Öztürk, Sayın Cumhurbaşkanı 550 tane yerli ve milli vekil istiyorum diyerek ne demek istedi? Milletvekilinin yerli ve millisi nasıl oluyor diyor sevgili izleyicilerimiz. Sayın Ali Rıza Öztürk, aslında söylenen çok açık ve netti. Yani neden soru işareti kattığınızı çok merak ettim. Oysa milletvekilliği yapmış insanların, bu ülkede öne çıkmış insanların daha dobra konuşmasını beklerdim. Yani oraya soru işareti yerine, soru işareti koymak yerine Sayın Cumhurbaşkanı ne demek istediğini hepimiz ayan beyan çok net algıladık. Siz neden algılanmak istemediniz veya sadece soru işaretiyle bir tepki beklediniz onu anlamış değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı cümlesi şu şekilde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 550 tane yerli ve milli vekil istiyorum. Ve cümlenin devamında siz ne demek istediğimi biliyorsunuz dedi. Sayın Ali Rıza Öztürk, bundan hiçbir şey anlamadıysanız yani gerçekten pes doğrusu. Ben size söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı 550 milletvekilinin AK Parti'den çıkmasını istedi. Bu kadar açık ve net. Bunu anlamadıysanız yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani muhalefetin bu konuda daha sağlam bir duruş sergilemesi ve daha net olması gerekmiyor mu diye soru geldi hemen aklımıza. Evet, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bu yöndeydi. Bunu hepimiz çok net algıladık. Böylelikle Sayın Ali Rıza Öztürk'e de toplumun anladığı şeyi Sayın Ali Rıza Öztürk'e de anlatmış olduk. Ve Sayın Aytu Atıcı, basın özgürlüğünün ayaklar altına alındığı bir kişinin ağzından çıkacak söze göre yargılandığı günlerdeyiz diyor bu arada. Sanki bana bir gönderme gibi oluyor bu arada. Evet Sayın Aytu Atıcı, bazen oluyor. Maalesef ve ne yazık ki. Ama bakıyorsunuz, ben bazen bu cümleye pek de katılmıyorum. Yani basın özgür değildir diye cümleye katılmıyorum. Çünkü birçok gazete, birçok televizyon çok sert bir dil de kullanıyor. Hani tasvip etmediğim sert dil de kullanıyor ama sonuçta onlara da çok fazla bir şey olmuyor diye düşünüyorum. Belki de böyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Eğer konuşursanız yaparım. Hani vardı ya, bak oğlum yaramazlık yaparsan akşam babaya söylerim. O misal bence. Bir algı operasyonu düzenleniyor olabilir. Bir algı oluşturuluyor olabilir. İnsanlar üzerinde böyle bir baskı kurarak insanların konuşması engelleniyor olabilir. Valla eğer doğruları konuşarak hapishane yolu gözüküyorsa yani çekilir. Çok tesbih alınır. Sabır diye çıkılacak gün beklenir. Yani ama en azından şu olmayacaktır. Görüp de yanlışı görüp de susmak değil, görüp de o yanlışın yanlış olduğunu söylemektir delikanlılık, büyüklük, erdemlik, gazetecilik. Yanlışı görüp de yanlış olduğunu söylemeyenlerin de dilsiz şeytan olduğu zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Sayın Baki Şimşek,
MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz, Milletvekilimiz Ali Özgünler Belediye Başkanı ile birlikte yine vatandaş ziyaretleri. Gülnar Kösecoban Mahallesi Alanboğazı mevki vatandaşları ile sohbetler devam ediyor. Mersin Gülnar Kuskan Mahalle ziyaretimiz devam ediyor demiş Sayın Baki Şimşek. Ve geçiyoruz kadın girişimcilerle ilgili Cavidan Demir'a. Kadın ve siyaset bizi oyuna almak istemiyorlar diyor. Kadın girişimcilere mentor ağ projesi paylaşımlarını gerçekleştirmiş Sayın Cavidan Demir'a. Evet, bu seçimde maalesef kadınlarımıza yer verilmedi. Çok açık ve net, hiçbir siyasi parti kadınlara yer vermedi. HDP dışında. HDP'nin ikinci adayı kadın biliyorsunuz. HDP dışında hiçbir siyasi parti kadınların seçilebilecek noktadan bir listeye girmedi. Çünkü onlar için bu seçim bir zaferle sonuçlanması gereken, artık bu seçimi almazsak her şey biter diye düşünülen bir seçim olduğu için her şeye gebe bir seçim. O yüzden risklere çok gebe. O yüzden hırsızlıklara çok gebe. O yüzden seçim sonuçlarının değiştirilebileceğine çok çok gebe. O yüzden sandık güvenliğinin ne kadar sağlanabileceğine gebe. Yani anlayacağınız, bu 1 Kasım seçimi öyle bildiğiniz sıradan bir seçim değil. Bu 1 Kasım'da ya birilerine kardeşim bu ülkede ben ne istersem olur denilmeyecek, ya da buyurun padişahım emriniz başım gözüm üstüne denilecek. Artık tercih vatandaşın. CHP, önce insan, önce birlik, önce Türkiye, memleket isterim demiş sevgili izleyicilerimiz. Demişler ki şimdi tekrar diyoruz ki kavgayı bir kenara bırakalım, kenetlenmiş bir aile olalım, evimizde Türkiye'mize yeniden rahat bir nefes alalım. Önce insan, önce birlik, önce Türkiye demiş Cumhuriyet Halk Partisi paylaşımında. Ve AK Parti Yenişehir İlçe Teşkilatı, adaylarımız ve teşkilatımızla Ankara'dayız paylaşımını gerçekleştirmiş Sayın İsmail Taşpınar'ın AK Parti Yenişehir'in tweetini retweetlemesi. Ve Mehmet Türe sevgili izleyicilerimiz, onun için ayağımızı dolanan çakıl taşlarıyla uğraşmayız, fakat adamlar büyük hedefleri anlayamazlar, onlar küçük şovlarla tatmin olurlar. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar, siz benim bu memleket için yaptıklarımı, yaşadıklarımı hayal bile edemezsiniz demiş. Siz hobilerle kendinizi tatmin ederken biz Mehteran'la beraber çıktığımız yolda tekbirle şehitlerimizin göz kapaklarını kapatıyorduk diyor. Evet. Sayın Türe bayağı dolmuş. Ve sevgili izleyicilerimiz, bugün birazdan saat 10'da Bülent Korkmaz sözleşmeyi imzaladı, ama sembolik olarak da biliyorsunuz basının huzurunda da böyle bir imza töreni gerçekleşecek. Saat 10'da, bugün saat 10'da Bülent Korkmaz Mersin İtman Yurdu'na gelişinin imzasını atacak, sözleşmeyi imzalayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah. Futbolcudan çok antrenör değiştirdik. Bakalım Bülent Korkmaz'ı ne zaman istifaya davet edeceğiz? Hayırlısıyla bekliyoruz. Sayın Bülent Korkmaz aslında, şunu da hatırlatmakta fayda var. Sayın Bülent Korkmaz, istifa mektubunuz cebinizdedir inşallah. Bence hep yanınızda tutun. Çünkü bazı taraftarlar sizin de istifanızı isteyeceklerdir. Bundan emin olun. İstifanız hep cebinizde, yanı başınıza duruversin. Bir gün böyle aniden çıkartıp Mesut Bakkal gibi, kardeşim sözleşmeden doğan haklarımı da istemiyorum ama bana küfredilmesini de hazmedemiyorum diyebilme cesaretini gösterebilmeli bence tüm teknik direktörler. Evet, ve devam ediyoruz. Özdemir Çakacak, Gaziler Gülü'nde bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla andık paylaşımını gerçekleştirmiş. Milliyetçi Hareket Partisi de Ülkücü Hareket'in gazeteci şehidi Cengiz Akyıldız, unutulmadın, davan davamızdır, unutulmadın şehit Cengiz Akyıldız demiş sevgili seyircilerimiz Şevket Can'ın retweetlediği paylaşım. Evet, tweetlerimiz böylelikle sona ermiş oldu. Hemen yerel gazetelerimize geçip, aslında bugün benim minik bir konuğum olacaktı. Uyanamadı büyük bir olasılıkla. Çok zeki bir çocuk. Dün tesadüfen hani son zamanlarda aslında insan ilişkileri, birbirlerimize olan diyaloglarımızda çok eksiklik yaşıyoruz.
hiç tanımadığımız bir aile yanlarına küçük işte Miran isminde 2,5 yaşında bir erkek çocuğu. Erkek çocukları biliyorsunuz ya araba hastası olurlar ya da futbol hastası olurlar. Küçük Miran araba hastasıydı. Dün yolda park etmiş araçları hangisini gösterirseniz gösterin markasını size söyleyebiliyor 2,5 yaşında. Ve bunu sadece kaportasına bakarak veya işte jant kapağına bakarak anlıyor ve size hangi marka olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliyor. Değişik değişik markaları da biliyor. Arabaya çok büyük bir merakı vardı. Hatta onun için ben araba resimleri hazırlamıştım sabah gelir diye. Uyanamamış büyük bir olasılıkla anladığımız kadarıyla şu ana kadar gelmediler. İletişimde kuramıyoruz. Ama böyle bir konuğum olacaktı, sürpriz yapacaktık ama gelmedi konuğumuz Miran. Evet, gerçekten zeki bir çocuk. Allah nazarlardan esirgesin. Yerel gazete turumuza başlıyoruz sevgili seyircilerimiz. İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için Yerel Gazete okuyun. Evet, Yerel Gazete okuyun, yerel televizyon izleyin, kentinizdeki haberleri takip edin ama mutlaka seçici olun. Size dayatılanı değil, aslında olması gerekeni verenleri izleyin ve takip edin. Yoksa görüyoruz mesela medyayı görüyoruz. Bakın şimdi de başımıza ne çıkardılar? Mesela Türkiye genelinde birazdan aktaracağım size. Tabii yavaş yavaş artık Suriye olayını çok duymaya başlayacağız. Bakın ben şimdiden söyleyeyim size. Türkiye'deki gündemin değişmesi lazım ya. Artık Suriye'yi çok konuşmaya başlayacağız. Suriye'deki yaşanan dramı daha çok konuşmaya başlayacağız. Suriye'de patlayan bombaları daha çok ekranlarda göreceğiz, gazetelerde göreceğiz. Suriye'de şu kadar sivil öldü, Suriye'de şu kadar çocuk öldü haberlerini çok sıkça göreceğiz artık. Yani buna hazırlıklı olun, ben sizi hazırlayayım. Yani yarın öbür gün bunları ekranda gördüğünüzde şoka girmeyin. Çünkü bu hazırlandı. Hani bir nevi Tekin Avni gibi olduk herhalde. Bu nedenle şimdiden hazır olun. Gündem değişecek. Türkiye'deki gündem değişecek. Bakın artık efendim bakın artık mesela çok tebrik ediyoruz. Ben güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Aslında gerçekten ben her zaman şunu söylüyorum. Hani bir zaman bunu değiştirmeye kalktılar ama değiştirdiler de güçlü Türkiye güçlü ordu diye çevirdiler ama ben şuna sonuna kadar inancım tam ve sonsuz. Güçlü ordu güçlü Türkiye. Bakın, güçlü Türkiye güçlü ordu değil. Güçlü ordu güçlü Türkiye. Bu sözün doğrusu budur. Ama değiştirildi. Güçlü Türkiye güçlü ordu yapıldı. O ayrı bir mesele. Ama güçlü ordu dediğinizde gerçekten ben eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, polis teşkilatına gerekli izinler verilirse, operasyon hakları ellerine tekrar verilirse, teröristi görünce dur, vurma denilmediği müddetçe bakın teröristlerin kökü kazınır. Terörist dediğiniz 3-5 çakaldan ibarettir. Yani dün bir video izledim. Hani hepimizin belki de eleştirdiği bir hoca var, bir televizyonu var. Onda çıkan kadınlar var biliyorsunuz. Kedicikler, miyavcıklar falan. Onlarla sohbet edilmiş. Kadın diyor ki, çok da doğru söylüyor. PKK terör örgütü korkaktır diyor. Siz niye bu kadar büyütüyorsunuz ki diyor. Zaten diyor dikkat edin diyor. Medya diyor bazı medya diyor. PKK terör örgütünün propagandasını yapıyor. Ve bu propaganda sonucu PKK'nın aslında güçlü bir şey olduğu ima ediliyor diyor. Oysa PKK o kadar korkak, o kadar aciz, o kadar küçük ki. Medya bunu büyütüyor diyor. Mesela diyor şehit haberi yayınlıyor. Diyor ki işte ailenin evine ateş düştü. Yas düştü diyerek PKK'yı övüyor aslında diyor ve orada şehidimizi ve şehidimizin yakınlarını küçük düşürüyor diyor. Medya PKK'yı çok büyük bir güçmüş gibi lanse etmeye çalışıyor diyor. Evet doğru. Gerçekten doğru bir tespit. Katılıyorum.
Baktığınızda daha bundan 2 hafta 3 hafta önce bazı gazetelerimizde, ulusal gazetelerimizde PKK teröristlerine gerillalı kızlar işte böyle hazırlanıyor, makyajlı kızlar diye haberler de konu olmuştu. Hatırladınız mı o günleri? Yani biz çok merak ettik. Acaba dağdaki terörist kız makyaj yapıyor mu? Gitmiş gazete utanmadan bu haberi araştırmış. Evet, oradaki terörist kızlar, o terörist de diyemiyor, gerilla diyor onlara. Gerilla kızlar işte düğüne gider gibi pusu kurmaya, kahpece hainlik kurmaya gider dercesine rujlarını ve süslendiklerini haber yapıyordu maalesef gazetelerimiz. O günleri unutmadı Türkiye. Unutmayacak, unutturmayacağız. İşte insanlara neyi nasıl ne şekilde anlatmak istiyorsanız istediğiniz şekilde anlatırsınız. İşte maalesef ve ne yazık ki bazı medya ve ulusal gazetelerinde kime nasıl ne amaçla çalıştıkları çok apaçık ortada ülkemizde maalesef ve ne yazık ki. Evet, yerel gazetelerimizle devam edelim. Mersin gazetesi 90 yıllık Ulu Çınar'a güç katın diyor. Türk Hava Kurumu Mersin Şube Başkanı Akın Atilla artık Kurban Bayramı'nda herkesin deri toplama peşine düştüğünü belirterek Mersinlerin bu kurban derilerinin nerelerde nasıl kullanıldığından çok emin olmaları lazım. Türk Hava Kurumu ülkesinin, devletinin ve milletinin yanında olan bir kurum. Derilerimizi lütfen Türk Hava Kurumu'nda birleştirelim ve bu 90 yıllık Ulu Çınar'a güç katalım diyor. Evet, her bayram olduğu gibi bu bayramda belediye otobüsleri ücretsiz olacak sevgili izleyicilerimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu bayramda da vatandaşa belediye otobüslerinde ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bayramın 4 günü geçerli olacak olan hizmete Mersin'in tüm ilçelerine giden belediye otobüsleri de dahil olacak. Sadece şehir içinde değil, ilçelere giden tüm belediye otobüsleri de 4 gün boyunca, bayramın 4 günü boyunca ücretsiz olacak. Mersin İdman Yurdu Bülent Korkmaz ile anlaştı. Süper Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı. Mesut Bakkal'ın görevini bırakmasının ardından teknik direktör arayışına giren Mersin İdman Yurdu Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Bakalım Bülent Korkmaz'ın miadı ne kadar olacak Mersin İdman Yurdu'nda. Dikkat ettiniz mi? Kaç tane teknik direktör değiştirdik? Sorun teknik direktörde değil diye biliyorum ben ama sonuçta bu kadar teknik direktör değiştiren takıma da bence Türkiye Ligi'nde ödül verilmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bence Mersin İdman Yurdu'na sezon boyunca en çok teknik direktör değiştiren takım unvanını verip bir kupayla ödüllendirmesi gerekiyor. Biz o kadar teknik direktör değiştiriyoruz ama bir gıdım ileriye gidemiyoruz. Ne hikmetse. Tulumba'da çalışma gece gündüz sürecek bu arada. Evet. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tulumba Kavşağı projesini söz verdiği gibi 3 Ocak 2016 tarihine yetişebilmesi için çalışmaların 24 saat sürmesi konusunda Mersin Mahalli'ne başvurduklarını bildirdi. Başkan Kocamaz, Mersin'de trafik sorunu çözümü için başlatılan projelerden biri olan ve altyapı inşaatı tamamlanan Tulumba Batçık projesi inşaatında incelemelerde bulundu diyor. Ve üniversiteli genç teröre mi karıştı? Adana'da 3 gün önce bavulunu alarak evden ayrılan üniversiteli gencin annesi Nevin Yüksekoğlu, oğlunun Suriye'ye götürülmüş olabileceğini belirterek "Gel oğlum bana sahip çık, başkalarını korumaya gitme, hayatta bir tek kardeşin ve ben varım, bizi koru" diyerek ağladı. Ve terör protestocularına gözaltı. Anamur ilçesinde terör saldırılarının ardından D-400 karayolunu kapatarak protesto eylemi yaptıkları gerekçesiyle 35 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Çarıklar Mahallesi'nden geçtiğimiz günlerde ülkede artan terör olaylarını protesto etmek için izinsiz toplanan ve lastik yakarak D-400 Antalya-Mersin karayolunu ulaşıma kapatan kişilere yönelik ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler dün sabah şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmalık işlemlerinin sürdüğü belirtildi bu arada. Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Güney Gazetesi'ne geçiyoruz. Güney Gazetesi Toroslara taşınmayız diyor. İş yerlerinin tahliye edilmesine karşı çıkan MOGDER üyeleri her ne şart ve koşulda olursa olsun Toroslardaki otogaleciler sitesine taşınmayacağız diye açıklamalarda bulunmuşlar bu arada.
Ve Mersin Valisi Özdemir Çakacak Kurban Bayramı'nı kutladı. Bu arada kutlama mesajını yayınlamış gazete. Ve devam ediyoruz. Haberci gazetesi tedbirler alındı diyor. Mersin Valiliği vatandaşların 24-27 Eylül tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde kutlaması amacıyla bir dizi önlem aldı. Ve kaymakama davullu zurnalı karşılama yapılmış. Mersin Bozyazı Kaymakamı Suat Yıldız, Ustalar Mahallesi için özel projeler üreterek işsizliğe çözüm bulmak ve vatandaşların sağlıklı yaşam alanları içerisinde yaşamalarını sağlamak için çaba harcayacağını söyledi. Tarsus'lu öğretmen için Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar. Anayasa Mahkemesi sendikanın çağrısı ile iş bıraktığı için kınama cezası alan öğretmenin itirazını haklı buldu. Anayasa Mahkemesi kararından devlet memurlarının sendikal faaliyetlerden tümüyle mahrum bırakılamayacağına işaret etti. Ve Hakimiyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Mersin'de mühendisler barış istedi diyor. Mersin'de Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu barış istedi. Elektrik Mühendisler Odası Mersin Şube Başkanı Seyfettin Atar, daha fazla gözyaşı istemediklerini belirterek binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda toplumsal barış ve geleceğimiz adına kaygı duyuyoruz dedi. İzinsiz gösteriye 35 gözaltı sevgili seyircilerimiz Anamur'da. Mersin yöresel ürünleriyle Yörex'te bu arada. Ve devam ediyoruz. Çukurova gazetesi son gazete bu aileye yardım eli uzandı diyor. Bir baba ve dört çocuğunun barakada verdikleri yaşam mücadelesi gazetelerde haber olunca yetkililer harekete geçti. Eğitim ve barınma için yıl içerisinde 2155 lira yardım yapıldı. 2367 lira da yardımda bulunulacağı açıklanmış bu arada. Evet, barış isteyenler gayretli olmalı diyor Mersin Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sayın Şerafettin Uşut. Bir an önce toparlanmalıyız diyen Spor Toto Süper Lig takımlardan Mersin İdman Yurdu'nda 4-0'lık Osmanlıspor mağlubiyeti ve maçın ardından istifa eden teknik direktör Mesut Bakkal ile ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Ali Kahramanlı'nın açıklamaları sevgili izleyicilerimiz. Bir an önce toparlanmalıyız. Evet, yerel gazete turumuz da sona erdi böylelikle. Ulusal gazetelere geçeceğiz. Haber turumuz var. Haber turumuzu izleyelim, ardından ulusal gazetelerimizle sizlerle birlikte olacağız. Artan terör olaylarına karşı İstanbul'da birlik ve beraberlik mitingi düzenlendi. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve Meclis Başkanı Yılmaz da katıldı. Erdoğan, Davutoğlu konuşmalarında terörle mücadele vurgusu yaptı. Hakkari Dağlıca'da terör saldırısı sonucu şehit olanların sayısı 17'ye çıktı. Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş Melih Galip Ünsal, tedavi gördüğü Gata'da 14 gün sonra hayatını kaybetti. Avrupa'ya gitmek için İstanbul'dan yola çıkan yüzlerce Suriyeli otobandan Edirne'ye doğru yürümeye başladı. Gece otoyol kenarında uyuyan Suriyeliler sabah tekrar yola koyuldu. Ancak polis Suriyelilere Esenyurt'ta müdahale etti. Başbakan Davutoğlu partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Konuşmasında siyasi partilere teröre karşı ortak deklarasyon ve siyasi nezaket çağrısında bulunan Davutoğlu, ailelerin ve Cumhurbaşkanlığı makamının tartışmaların dışında tutulmasını istedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da 1 Kasım seçimleriyle ilgili mesajlar verdi. CHP'nin oylarının arttığını, vatandaşların çıkış aradığını söyleyen Kılıçdaroğlu, artan terör olayları üzerinden de hükümete yüklendi. MHP cephesinde büyük tartışmalara yol açan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, göreve geldikten sonraki ilk resmi yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne günübirlik ziyarette bulunan Türkeş, Denktaş'ın mezarını ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Evet, ve hemen ulusal gazetelerimize geçiyoruz. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Akşam gazetesi ilk sayfadan verdiği haberlerde, HDP'li belediyelerden Kandil'e hazırlık kursu, dersimiz terör. Güneydoğu'da Eğitime Destek Evi adıyla açılan etüt merkezinde ideolojik
eğitimden geçirilen çocuklar daha sonra dağa yönlendiriliyor. Burada silah eğitimi alan liselerin bir kısmı YDGH üyesi olarak geri dönüyor diyor yapılan haberlerde sevgili izleyicilerimiz. Tabi sormak lazım, herhalde bu bir günde açılmadı. Yani dün bu açılmadı, dün de bu gazete bu haberi yapmadı büyük bir olasılıkla. Yani buraya eğer öğrenci geliyorsa, böyle bir yapılanma, böyle bir oluşum varsa neredeydi bizim yetkililer? Neden müdahale etmediler? Madem yasaya aykırı, madem yasa dışı, neden müdahale edilmedi? 1 Kasım'da yaklaşıyor bu arada değil mi? Kaç gün kaldı 1 Kasım'a? Az kaldı değil mi? Hani inceden buradan böyle atıfta bulunalım. Madem öyle işte böyle. Haydi Bismillah demiş AK Parti sevgili izleyicilerimiz. Evet tabii hani bakıyoruz diğer partilere de yer vermişler mi? Yok. Akşam gazetesi vermemiş. Evet sadece AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına yer vermiş siyasette. Güneş gazetesine geçiyoruz. PKK vekilleri durduruldu. Kahraman Mehmetçikler, Cudi Dağı'nda Elikanlı teröristleri köşeyi sıkıştırdı yapılan operasyonla terör örgütü ağır kayıplar verince devreye yine Demirtaş girdi. Teröristleri kurtarması için HDP'li vekilleri bölgeye gönderdi ancak güvenlik güçleri HDP'lileri amaçlarına ulaşamadan engelledi diyor. 1288 terörist imha edildi deniyor sevgili izleyicilerimiz. Bu arada seçim 1 Kasım'da hani ben bir daha hatırlatayım. Şehrin göbeğine bomba. Verdikleri ağır kayıpların ardından saldırılarını kurdukları kaleşçe tuzaklarla gerçekleştirebilen Elikanlı teröristler Yüksekova'da sivillerin de yoğun olarak kullandığı yolda güvenlik güçlerine saldırı düzenledi. Seçim 1 Kasım'da. HDP'li bakandan küstah tehdit. Seçim 1 Kasım'da. Geçici hükümetin HDP'li Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca teröristlere verdikleri destek yetmezmiş gibi üstüne bir de tehditler yağdırmaya başladı. Konca HDP'nin baraj altında kalması halinde Türkiye'nin bölüneceği tehdidini savurdu. Seçim 1 Kasım'da. Ha böyle bir vurgu yapma gereği hissediyorum ya. Seçim 1 Kasım'da. Habertürk. Evet Habertürk gazetesine geçiyoruz. Centilmenlik çağrısını evet Davutoğlu Show TV'de konuştu. Başbakan seçim ofisleri dışında bayraklama yapmayalım. Çağırma CHP olumlu yanıt verdi demiş. Tunceli'de PKK'ya büyük darbe. Seçim 1 Kasım'da. Bölge sorumlusu öldürüldü. Seçim 1 Kasım'da. Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu Baran Dersim Kod adlı İsmail Aydemir'in öldürüldüğü açıklandı. 24 yıldır aranıyordu. Flash flash. 1 Kasım'da Türkiye seçime gidiyor. Ve Türkiye'de kalacağım diyor. Sosyal medyada Avrupa'ya yürüyerek gideceğiz grubunu kuran Safsan Atraş, kardeşim Yunanistan'a geçerken boğuldu demiş. Ve devam ediyoruz. Milliyet gazetesi, Kılıçdaroğlu vekilimiz artar diyor. 130 oy, 150 vekil diyor. Ya aslında sen Kılıçdaroğlu böyle bilgileri hiç aktarmasa daha yüksek oy alacak diye düşünüyorum. Bir oy bile kıymetli diyor. Başbakan'a sunulan anket %44.2 oy 276 vekil AK Parti için. PKK'ya ağır darbe. Seçim 1 Kasım'da. Katliam tuzağı ucuz atlatıldı. Seçim 1 Kasım'da. Evet 24 bin sandıktan bize oy çıkmadı diyor HDP bu arada. MHP şarkısı Bahçeli Vaktidir. MHP'nin 1 Kasım seçim şarkısı belli oldu. Sanatçı Atilla Yılmaz tarafından hazırlanan şarkıda Devlet Bahçeli Vaktidir sloganı ön plana çıkarılıyor diyor. Ve geçiyoruz hemen. Posta gazetesi şu hale bak diyor. AK Partili Rize Belediye Başkanı Profesör Doktor Reşat Kasap Cumhuriyet Meydanı'ndaki 35 yıllık Atatürk anıtını kaldırıp yerine çay bardağı heykeli koydurmak için proje hazırlatmıştı. Kasap anıtın meydana tekrar konulup konulmaması konusunda referandum yapacağız dedi. Sayın Başkan bunun için referandum yapmaya gerek yok. Yani orada Atatürk büstünün olması, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün durması emin olun ki sizin oraya Rize'yi simgelediğine dair düşündüğünüz o çay bardağından 1000 kat daha değerlidir. Böyle bir referandumu yapmak da gerçekten bilmiyorum. Yani bir belediye başkanına
nasıl bir puan kazandırır veya kaybettirir bilemiyorum ama Sayın Başkan böyle devam edin. Çünkü oy kayıplarınız mutlaka yaşanacaktır. Evet. Adana'nın yolları taştı sevgili izleyicilerimiz. Adana dün şiddetli yağış hayatı felç etti. Belediye binasının da bulunduğu Atatürk Caddesi başta olmak üzere yolları sel aldı. Evet. Seçim 1 Kasım'da 24 yıldır aranan PKK'lı öldürüldü. Tunceli Ovacık'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün Tunceli sorumlusu olan Baran Dersim kod adlı İsmail Aydemir. Devam ediyoruz Sabah gazetesi. PKK hainlikte sınır tanımıyor. Terör örgütünün gözü döndü. Hakkari'de yola döşenen bomba krater gibi çukur açtı. Mardin'de beton köprü havaya uçuruldu. Evet. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Star gazetesi operasyonu engellemeye çalıştılar. PKK sıkıştı. HDP'liler koştu. Şırnak'ta eylem yapan teröristler Cudi Dağı'na kaçınca asker operasyon başlattı. Sıkıştırılan teröristlerin telsizdeki imdat çağrısına ilk cevap veren HDP'li milletvekilleri oldu diyor. Bayram alışverişini sel aldı diyoruz. Bu arada Ege ve Akdeniz'de sel ve yağmur yağışları. Devam ediyoruz takvim. İşte Türk farkı. Avrupa mülteciler gelmesin diye sınırlarına yeni teller çekmek istedi ama malzeme almaya gittikleri iki gurbetçi satış yapmayı reddetti. İstanbul'daki ev kadınları ise Suriyelileri elleriyle besledi bu arada. Evet ve Taraf gazetesine geçeceğiz. Taraf gazetesinden önce Ali Gürkan Şamiloğlu'na dönüyoruz ve Mersin gündemine dair bilgileri alıyoruz. Evet Ali söz sende. Merhabalar, günaydınlar. İçel TV seyircilerine ve Radyo Klas dinleyenlerine sevgiler, saygılar. Mersin'de yaşanan gelişmelere haber bültenlerimizde ayrıntılarıyla yer vereceğiz. Haber içerikli programlarımızda konunun en ince ayrıntısıyla ve en yalın haliyle İçel TV ekranlarına ve Radyo Klas frekansına gelmesi için çaba göstereceğiz bugün de ve kısaca değinelim Mersin ve Türkiye'deki Mersin'i de ilgilendiren önemli gelişmelere. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Mersin'in trafik sorununu önemli ölçüde hafifletmesi düşünülen ve bu amaçla da yeniden projelendirilen Tulumba Battı Çıktı projesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sayın Kocamaz yapmış olduğu açıklamada biz projenin bayramda da hiç durmadan 24 saat devam etmesini, çalışmaların 24 saat devam etmesini istiyoruz. Bu nedenle de Mersin Valiliğine gerekli olan iznin alınabilmesi için müracaatımızı yaptık dedi. 24 saat çalışmamız gerekiyor ki söz verdiğimiz tarihte battı çıktı projesini Mersin'e kazandıralım dedi. Ocak ayının ilk günlerinde battı çıktı projesinin hizmete girmesi bekleniyor ki zaten battı çıktı projesinin altyapı çalışmaları tamamlandı. Bunu da belirtelim. Mersin ve çevresi turizm alanı altyapı hizmet birliği yani METAP encümen toplantısı gerçekleştirildi. Sayın Kocamaz başkanlığında yapılan bu toplantıda METAP'a üye olmayan ilçe belediye başkanlarına da METAP'a üye olmaları yönünde yazılı bir çağrıda bulunuldu. Amaç tabii METAP'ın etkinliğini artırmak ve Mersin ili genelinde hizmet sunmasını sağlamak. Dün Mersin Tarsus'ta TEM otoyolu damlama mevkiinde üzücü bir kaza meydana geldi. Hatay-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü damlama mevkiinde TEM üzerinde seyir halindeyken görgü tanıklarının ve şoförün ifadesine göre olayın şahidi olan yolcuların ifadesine göre motor bölümünde çıkan bir yangının kısa sürede otobüsü sarmasıyla alev aldı otobüs ve alevler kısa sürede büyüdü. Tabii hemen yolcular otobüsü terk ettiler ama arka sıralarda oturan Suriye uyruklu bir yolcuyu uyandırmakta zorlandılar vatandaşlar.
Ve tabii Suriye uyruklu yolcu yanarak otobüste hayatını kaybetti. Ve Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım fuarı düzenlenecek. 7, 8, 9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek tarım fuarı ve tarım fuarını toprak ana fuarcılık, Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği düzenliyor. Fuara Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış markalarının, tarım alanında tanınmış markalarının katılması bekleniyor. Şimdi hatırlanacağı üzere Dağlıca ve Ağrı'da yaşanan terör olayları ve verilen şehitler sonrasında terör olayları tüm Türkiye'ye yayıldı ve tüm Türkiye'de terör olaylarını protesto etmek amacıyla ve teröre bir karşı duruş sergilemek amacıyla çeşitli protesto eylemleri yapıldı. Ama bu protesto eylemlerinde zaman zaman amacın dışına çıkıldı, doz da biraz aşıldı. İşte Mersin'in Anamur ilçesinde de gençler yolu lastik yakarak D400 karayolunu trafiğe kapattılar ve Doğu illerine ait plakaları taşıyan araçların ilçeye girişine izin vermediler ve Doğu illerine ait plakaları taşıyan araçları otoyolda gördüklerinde, otobüsleri gördüklerinde zarar verdiler, maddi zarar verdiler ve yetkileri olmadığı halde kimlik kontrolü yaparak asayişi bozdular, çevreye zarar verdiler. İşte bu eyleme katılan kişilerden 35 kişi emniyet birimleri tarafından belirlenmişti. Dün yapılan şafak operasyonuyla Anamur'da 35 kişi gözaltına alındı. 35 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Bu da Mersin'de önemli ve takip edilen bir konu diyelim efendim. Şimdi gelelim spora, futbola daha doğrusu. Futbolda hatırlanacağı üzere teknik direktör Mesut Bakkal Mersin İdman Yurdu'yla sözleşmesini feshetti ve Mersin İdman Yurdu kulübünden ve Mersin'den ayrıldı. Mersin İdman Yurdu'ndan ve Mersin'den ayrılırken Mesut Bakkal Mersin İdman Yurdu'nun ve futbol camiasının pek alışık olmadığı bir delikanlılık, bir yiğitlik, bir adamlık örneği sergiledi. Sözleşmesinde yer almasına rağmen Mersin İdman Yurdu'ndan hiçbir alacağını talep etmeden bütün alacaklarının üstüne çizik çekerek alacaklarını Mersin İdman Yurdu'na bırakarak Mersin İdman Yurdu ve Mersin'den ayrıldı. Tabii biraz ahlaksız zeminde kaygan ve kaypak bir durumda gelişen futbol camiası Mesut Bakkal'ın bu onurlu hareketine anlam vermekte biraz zorlansa da takdir ettiğini de açıkladı. Mersin İdman Yurdu camiası da Mesut Bakkal'ı takdir ediyor. Biz de saygılarımızı Mesut Bakkal'a sunuyoruz. Çabaladı, çaba gösterdi ama kendisinin deyimiyle bir uğursuzluk vardı. Olmadı bu uğursuzluk, ben gidersem inşallah biter dedi Mesut Bakkal, gitti. Mesut Bakkal'ın yerine Mersin İdman Yurdu yönetimi Bülent Korkmaz'ı getirdi. Bülent Korkmaz'la her konuda anlaşma sağlandı. 15-20 dakika sonrasında Bülent Korkmaz'la Mersin'de Mersin İdman Yurdu yönetimi masaya oturacak ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Biz de canlı yayında sizlere aktaracağız. Hem İçer TV'de hem Radyo Klas'ta sevgili seyirciler, değerli dinleyenler. Ama tabii şu sıralarda da Mersin İdman Yurdu çalışmalarına Serkan Damla önderliğinde devam ediyor. Bülent Korkmaz, Torku Konya Spor karşılaşmasında ilk olarak sahaya çıkacak teknik direktör olarak. Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlendi kickbox şampiyonlar turnuvası. Bu yıl şehitler ve gaziler onuruna düzenlenen turnuvada Türk milli kickboksçularla Fransa, Hollanda, İran ve Moldovalı sporcular katıldı. Erkeklerde ve kadınlarda Türk sporcular birinciliği elde ettiler diyoruz. Dünya ve Türkiye gündemine de kısaca bakalım. Bugün 11 sularında Başbakan Ahmet Davutoğlu Parti Genel Merkezi'nde AK Parti MYK toplantısını yaptıktan sonra Çankaya Köşkü'nde de geçici Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 15 sularında toplanacak. Toplantı sonrasında da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapması bekleniyor.
Bugün ekonomiye baktığımızda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantısında faiz kararlarını açıklayacak. Bu da çok önemli Türkiye ekonomisi için. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül ayı finansal hizmetler anketi ve finansal hizmetler güven endeksini bugün açıklayacak. Bu da iş dünyası tarafından bekleniyor merakla. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı sektörel güven endeksi ile Ağustos ayı konut satış istatistiklerini de bugün şu sıralarda açıklayacak. Ankara'da ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Ve baktığımızda dünyaya baktığımızda bugün Brüksel'de önemli bir toplantı var. Avrupa Birliği İçişleri Bakanlığı Avrupa'da yaşanan mülteci akınına karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapacak. Bu toplantıda tabii ki merakla bekleniyor. Bu toplantıdan nasıl bir karar çıkacak? Aslında merakla beklenilmesi de bir anlamsız. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran aylan bebeğin fotoğraflarının tüm dünyada, dünyanın en saygın gazetelerinde, radyoların, televizyonlarında yer alınca, dergilerinde yer alınca biraz yumuşamış gibi yaparak Suriyelilerin ülkelerine girişlerine, geçişlerine izin vermişlerdi ama nihayetinde yine katılaştılar. Sınırları tel örgülerle çevirdiler. Şu anda Avrupa'nın dört bir tarafında Suriyeli Müslüman avı başlamış durumda. Binlerce Suriyeli sınır bölgelerinde tel örgülerin altında aç, sefil, susuz bekliyor. Hiç kimse de onların yardımına gitmiyor Avrupa ülkelerinden. Birkaç vicdan sahibi kişi ve küçük yardım kuruluşları Suriyelilere yardıma gidiyorlar. Özellikle Avrupa'nın ortasındaki ülkelerdeki Suriyelilere, sınırı bir türlü aşamayan ve sıkışmış Suriyelilere yardıma koşuyorlar ama tabii yardımları yeterli olmuyor. Türkiye'den yardım kuruluşları yardım götürmek istedikleri zaman da buna engel çıkartılıyor. Ama Müslüman Arap dünyası ise hala keyfi sefa içerisinde dolarlarını, altınlarını saymaya devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na. Yaklaşık 9 dakika sonra Bülent Korkmaz'ın imza töreni olacak. Sizlere canlı aktaracağız yine İçel TV'de sevgili izleyicilerimiz. Bu arada kalan gazeteleri de aktaralım. Taraf gazetesi 1 Kasım'ın kılıfı da bayrak mitingleri diyor. 7 Haziran öncesinde toplu açılış ve teşekkür mitingleriyle 400 vekil isteyen saray bu kez bayrak mitingleriyle 1 Kasım'a hazırlanıyor. Her hafta bir bölgede miting yapacak, toplu açılış yapılacak yer bulunamadı deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Krizdeyiz. Ekonomi krize girerken vatandaşın güveni de dibe indi. Dün açıklanan tüketici güven endeksi 2008 krizi seviyesine düştü diyor. Cumhuriyet Halk Partisi de 650 bin kayıp seçmeni mecliste arıyor diyor. 7 Haziran seçimlerinde oy kullanan 650 bin seçmenin kaybolduğunu yazan tarafın haberi meclisin gündemine oturdu. CHP kayıp oyların peşine düşerken Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu önergeyle Davutoğlu'na sordu. Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin AK Parti işbirliğiyle seçmen kütüğünden silindiği doğru mu? Evet, dedik ya her türlü hilenin yapılabileceği gebe bir seçim. YÖK'ten yandaş oyunu diyor. Yüksek Öğretim Kurulu üniversitelerde yandaş kadrolaşmanın önünü açan değişikliği yaptı. Araştırma görevlileri artık sınavla atanmayacak. Ve hemen bir sonraki gazeteye Türkiye'ye geçiyoruz. Etkisiz hale getiriyoruz diyor. Bu arada pusu kurmaya çalışan teröristler kayıp vermeye devam ediyor diyor haberde. Ve yine 4 mesaj 4 çağrı Başbakan Davutoğlu'ndan haberine yer vermiş. 30 senede 11 milyon Müslüman öldürüldü diyor. Artık içimizdeki savaşları bitirmek için merhamet yılı ilan etmeliyiz diyor Diyanet İşleri Başkanı. Ve devam ediyoruz. Vatan Gazetesi şehit mi değil mi sorusunu gündeme getiriyor. Dalca operasyonuna katılan uzman erbaş zatürreden öldü. Adli tıp
harekat öncesi hastalandı derse şehit sayılmayacak. 14 gün yaşam savaşı vermiş, şehitlik statüsü yok. Buradan bir şey hatırlatmak istiyorum. Neresiydi orası tam olarak hatırlamıyorum da. Hani 34 kişi ölmüştü. Bombalarla ölmüştü. Sivil vatandaş olduğu ortaya çıktı. Tabii ben hala nasıl sivillerde onu soru işaretini yaşıyorum. Çünkü biliyorsunuz Dağlıca'ya, Aktütü'ne sivil kaçakçılar marifetiyle o ağır silahlar getirilmiş. Aktütü'ndeki askerlerimize saldırı öyle gerçekleştirilmişti. Bunları unutmamız lazım. Bunları hatırlamak lazım. 1 Kasım yaklaşıyor. Daha net algılamak lazım. Daha iyi hatırlamak lazım. Ve orada bir istihbarat geldi. Ama yanlış ama doğru. O 34 kişi arasında bulunan vatandaşlardan bir tanesi ifadesinde şöyle diyor. Biz diyor sınırdan kaçakçılık yaparak Türkiye'ye giriş yaptık. Sonra biz daha sınıra girmeden içeriden bizi arayıp asker var geri kaçın dedi diyor. Biz de geri kaçmaya çalıştık. Sonra bir de baktık ki bize uyarılar yapıldı. Uyarı atışları atıldı. Durun diye. İşte karanlık olduğu için aydınlatma fişeği, aydınlatma mermisi attılar diyor. Uludere. Evet Uludere. Aydınlatma fişeği atıldı diyor. Ve biz de sınırın öteki tarafına kaçmaya başladık. Şimdi çok merak ediyorum ya. Neden kaçma gereği hissettiler? Yani eğer sadece kaçakçılıksa yaptıkları iş ve eğer ekmek parası derdindelerse neden kaçma gereği hissettiler? Acaba PKK terör örgütünün ağır silahları mı vardı o katırların üzerinde? Acaba aralarında PKK'lı teröristler mi vardı? Sivil görünümlü eşkıyalar mı vardı? Şimdi oraya bombaladı benim askerim. Türk Silahlı Kuvvetleri bombaladı. Orayı sonuçta bir tehdit olarak gördü, bombaladı. Kimse bunun arkasını berisini araştırmamalı. Orası kimse kusura bakmasın kimsenin babasının gezi alanı değildi. Veya orası işte sevgililerin piknik yaptığı, gezip dolaştığı, el ele tutuştuğu bölgeler değildi. Dikkatinizi çekerim, o bölge yasaklı bölge. Yasaklı bölgenin ne manaya geldiğini herkes çok iyi biliyor. Ne işi vardı o kadar insanın orada? Bombalandılar, öldürüldüler. Ne oldu biliyor musunuz? Şehit sayılmaları için önergeler verildi. Dikkatinizi çekiyorum. Kaçakçılık yapıyordu. Benim şimdi bu Mehmetçiğim Dağlıca operasyonuna katılmış. Operasyondan önce zatürre olmuş veya hasta olmuş. Bunun için şehit mi sayılmayacak? O zaman gerçekten yazıklar olsun. Başka hiçbir şey diyemiyoruz. Yani eğer böyle bir seçeneğin dahi ortaya konulması, gündeme gelmesi bile bu ülkenin ayıbıdır. Bu ülkenin gerçekten ayıbıdır. Eğer benim ülkem kaçakçılık yaparak aralarında teröristleri de içeri alıp hainliklerine ortak olarak öldürülen vatandaşlara şehitlik unvanını veriyorsa kimse kusura bakmasın. Burada büyük bir ayıp vardır. 1 Kasım yaklaşıyor. Evet, 24 yıl sonra öldürüldü 1 Kasım biliyorsunuz seçimler var. Edirne yürüyüşü kampta bitti bu arada. Suriyeli sığınmacılar işte farklı ülkelere geçmek istiyorlar, Yunanistan'a geçmek istiyorlar ama Yunanistan olsun, Almanya olsun şimdilik artık kapatıyorlar. Macaristan olsun sınırlara tel örgüler çekiyorlar ve geçişlerini istemiyorlar. Ama baktık ki buradaki arkadaşlar da Suriyeli vatandaşlar da geçen televizyonda izliyorum. Protesto eylemi gerçekleştiriyorlar, alkış tutuyorlar, sloganlar atıyorlar. Röportaj yapıyor bazı yandaş medya onlarla. Ya siz mağdursunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz burada diyor adama. Adam da diyor ki ya gideceğiz ya gideceğiz. Neden? Türkiye'deki rahat mı battı? Evet gidin, gerçekten gidin, çok da istiyoruz. Yani en azından bizim de kendimize ait muhtaç insanlarımız var. Bari ülkemizin değerlerini, ülkemizin parasını onlara da aktaralım. Size aktarıldığı gibi.
Ama işte nankörlüğü hazmedemiyoruz. Biz nankörlüğü hazmedemiyoruz. Düne kadar Türkiye'de, düne kadar Erdoğan de diyenler, bir de baktık ki Almanya kapılarını açacak diye, 1000 tane mülteci alacak diye Türkiye'yi bir anda neredeyse terör örgütü ilan edeceklerdi. Kamplarından çıktılar, Edirne'ye gittiler, ya gideceğiz ya gideceğiz. Vallahi kusura bakmayın, eğer ülkeler arası böyle bir anlaşma varsa, ülkeler kapılarını kapatmışsa bir adım öteye gidemiyorsunuz. Ha, gitmeniz bizim için faydalı ama kalmanızda ne yapalım? Devletimiz büyük, size bakmaya devam edeceğiz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Yardıma muhtaç, ülkesinde bir dram yaşanan insanlara kucak açmak gerekiyor. Evimizi paylaştık, yemeğimizi paylaştık, bir lokma ekmeğimizi paylaştık. Nankörlüğün lüzumu yok. Zaten PKK terör örgütüyle böyle bir belalımız var. Lütfen bari siz de nankörlüğü bir kenara bırakıp Türkiye'nin vermiş olduğu değerlere saygılı olarak bu ülkede yaşamanın mutluluğunu bir kere kendinizde bir görün. Orada lütfen benim Mehmetçiğime, benim polisime en ufak böyle kılına zarar getirmeyin lütfen. Çünkü bu ülke size kapılarını açtı. Çünkü siz aman derken sadece bu ülke size sahip çıktı. Bu yüzden biraz daha sağduyuyu davet ediyoruz Suriyeli mülteci kardeşlerimizi. Devam edelim. Yeni Şafak gazetesi siyasi nezaket çağrısında bulunmuş sevgili izleyicilerimiz Başbakan. Evet, ve 135 göçmen tekne aldı haberine yer vermiş. Bakın, mültecileri provoke ettiler diyoruz. Doğru demiş bu sefer. Ajanlar iş başında. İstanbul'da otogarda bekleyen 500 kadar mülteci dün Edirne'ye yürümek istedi. Yolu kesen polis grubu araçlarla taşımaya teklif etti. Mülteciler ikna olurken Alman vatandaşı Nora Sofia ile Fransız vatandaşı Charlotte aralarında olduğu bir grup polise taş attı. Ve onlar da yakalandı zaten, o ajanlar sevgili izleyicilerimiz. O ajanlar da şu an gözaltındalar. Devam ediyoruz. Ve son olarak Zaman Gazetesi'nin çocuk yuvasını terör polisiyle bastılar diyor. Uyuşturucu arıyoruz diye kameraları kapatıp koltukları yırttılar. Ve Suriyeli mülteciler polise havale bu arada sevgili seyircilerimiz. Evet, birazdan sevgili izleyicilerimiz Mersin İdman Yurdu yeni teknik direktör arayışları içerisinde biliyorsunuz Bülent Korkmaz'la bir anlaşma sağladı. Aslında imzalar atıldı. Artık Bülent Korkmaz Mersin İdman Yurdu'nda. Ama birazdan sevgili izleyicilerimiz basına ve kamuoyuna Bülent Korkmaz'ın Mersin İdman Yurdu'nda sözleşme imzaladığına dair sembolik olarak bir imza töreni gerçekleştirilecek ve sizlere canlı olarak aktaracağız. Henüz toplantı başlamamış. Kimse yok toplantı salonunda. Görebiliyor muyuz ekranda? Efendim? Olsun. Görelim. Evet, İçel TV olarak hazırız orada. Küçük ekranda görelim. İçel TV diyoruz. İçel TV orada sevgili izleyicilerimiz. Sizlere ilk biz aktarıyoruz. İlk sizler bizden alıyorsunuz Mersin'deki gelişmeleri, haberleri ve gelişmeleri. Bu nedenle İçel TV her daim izlemenizde fayda var. Çünkü anlık bilgileri, sıcak gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere aktarıyoruz. Evet, birazdan toplantı başlayacak. Toplantıda Bülent Korkmaz, tabii Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı var mı bilmiyorum. Mutlaka vardır. Bir açıklama yapacaktır ve bu açıklamada da Bülent Korkmaz'ın Mersin İdman Yurdu'nun artık teknik direktörü olduğuna dair açıklamayı gerçekleştirecek. İmzalar atılacak, basına resimler verilecek. Oradan bir arkadaşımız soracak mı bilmiyorum ama Sayın Bülent Korkmaz kendine ne kadar bir zaman biçiyor? Kendinden kaynaklı değil tabii ama çünkü biliyorsunuz çok sık antrenör değiştiren bir takım olduk maalesef ve ne yazık ki sevgili izleyicilerimiz. Tabii toplantı başlayana kadar şöyle bir göz atalım, internet haberlerine bakalım. Gelişmeler var mı? Gelişmeler varsa onları da sıcağı sıcağına aktaralım.
toplantı başlamayacak gibi olursa da programımızı sonlandıralım. Evet ve şöyle göz attığımızda tabii bir takım anketler yapılmaya başladı şimdiden. Bir takım işte az önce bahsettiğim ajanlar, Gezi'nin yabancı provokatörleri sığınmacıların arasında yer aldı. Ve onlar da görüntülendi. Tabii güvenlik güçleri tarafından takip ediliyorlardı. Onlar da kimlikleriyle ele geçirildiler. Ve iki yabancı Gezi olaylarında da boy göstermişti. Yakalandılar tabii ki sevgili izleyicilerimiz. Şimdi de sığınmacıları tahrik etmeye çalıştılar. Sığınmacıların ülkemizde polisle çatışmasını istediler ki Türk polisini yabancı dünyaya, yabancı basına daha farklı algılatmak istedi. Oysa işte maalesef ulusal medya, ki medyamız, Türkiye'deki ulusal medyamız, Macaristan'da Suriyeli vatandaşlara uygulanan o dramı, o vahşeti, o dehşeti bir türlü ekranlarına taşıyamadılar. Ama Türkiye'de polis müdahale etmiş olsaydı, benim ülkemdeki tüm televizyonlar flash haber diye gösterip benim polisimi dünyanın en kaka insanı olarak gösterecekti. Bunu benim ülkemdeki ulusal kanallar yapacaktı. Ama Macaristan'daki polisin göstericilere tekme tokat girmesini görüntü olarak veya oradan görüntülerle taşıyamadı ekranlarına. Maalesef böyle de bir gerçeklik var sevgili izleyicilerimiz. Evet, toplantı başlamadı. Geçecek galiba. Evet, peki. O zaman biz programımızı kapatıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Toplantı başladığında sizlere canlı olarak aktaracağız. Bugün de manşet programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler 9'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim.